Herkese merhabalar. Yine bir akşam daha başladık. Saatlerimiz 20.25'i gösteriyor arkadaşlar. Kanalın kurallarını, sohbet kurallarını yazdım yan tarafa. Lütfen onları bir okuyarak başlayın. Canlı yayında kavut oynayarak test etmeye ne dersiniz? Cevabınız evetse kanalın Muratika'ya abone olmaya ve bildirimleri açmaya davet ediyorum. Bu akşam sınıflar arası yarışmamızın sorularını soracağım size. 5 gün boyunca bunları soracağız ve bu sefer de herkes karışık olarak katıldığı için bakalım diğer gruplarda olsaydınız kaçıncı olurduğunuza bakacağız. Today we are going to have a revision of English with the answers that you're going to do it, and all you have to do is to type. Her akşam saat 20-22 arası kanalımda kavutlamaya bekliyorum. Kahoot on Google, and then just like this, type Kahoot here and press enter and press play Kahoot. And then enter the pin code that I'm going to display on the screen within a few seconds, and then you will put the team name after entering the pin code here and press here. And the next step will be team name. Choose a team name. Afterwards, choose a nickname. You can also use the punctuation so that it will be much easier for you to get it. Arkadaşlar yapmanız gereken Google'a girmek, Google'a girdikten sonra Kahoot yazmak, Kahoot yazdıktan sonra çıkan listede Play Kahoot'u tıkladıktan sonra birazdan ekranda göstereceğim pin kodunu giriyorsunuz buraya, ekrandaki game pin yazan yere. Sonrasında Enter'a basacaksınız, sonrasında Team Name olarak bir tane isim seçiyorsunuz. Nickname bölümüne de bir noktalama işareti koyduktan sonra bizimle berabersiniz. İşte pin numaramız. 413-44-28 pin numaramız. 25 sorumuz var. Pin numaramız. Hem keyif almaya hem İngilizcenizi benimle canlı yayında kavut oynayarak test etmeye ne dersiniz? Yapmanız gereken Google'a girmek, Google'a girdikten sonra Kahoot yazmak, Kahoot yazdıktan sonra da arkadaşlar Play Kahoot yazısına tıklamak, sonrasında çıkan ekranda Game Pin Enter ekranına 413-4428 yazmak ve sonrasında bir tane Team Name olarak isim seçmek, kendi adınız tabii ki. Sonrasında nickname bölümünde sadece noktalama işaretlerinden birini koyarak join tuşuna bastığınızda bizimle beraber yarışmaya başlayacaksınız. All you have to do is to Google Kahoot and then enter, press the play Kahoot line, and then when the screen changes to game pin enter, you will enter the pin code as 413-4428, and afterwards you're going to choose a team name. And the nickname, you don't need to put a nickname though. All you have to do is to put a punctuation. And then you will be joining us when you press the join us button. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu arada Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un söylediğini duydunuz mu bilmiyorum. Hi back waffles. Okullar tekrar başladıktan sonra ilk teneffüsünüz 40 dakika olacakmış. Ne mutlu sizlere. 40 dakika boyunca gönlünüzce eğleneceksiniz. O güne kadar sabrediyorsunuz. Yes, we've got 25 questions. All about English. A1 level. Elementary. That's because of my kids, their level is elementary, so for that reason
You can feel free to join us and Kahoot with us. Yes, 21 people have joined us and we're waiting for more. Within 2 minutes, actually, within 1 minute, not 2 minutes, we're starting. It's Kahoot time. Yes, are you guys ready? Freddy, let's go! Yes, what's the answer? Look at the picture and tell me the answer. Are you at school? What is the answer? No, I don't. Yes, I are. Yes, I am. No, I am. Which one is the correct answer? Type it quickly. Metin Efe'cim merhaba bu arada. Seni göremedik yarışta. Bu arada videonun altında arkadaşlar like butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Don't forget to press the like button below the screen. Last 15 seconds. Evet, 14 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Bakalım sıralamamız nasılmış? Yes, Mine is number 1, Elayda is number 2, Turgay is number 3, Melis is number 4, and Sanem is number 5. Yes, question number 2, 2000 points. How many pencils Anita got? She has got 1 pencils. They have got 4 pencils. They has got 10 pencils. She has got 2 pencils. What is the correct answer? Hit the button in a heartbeat to get the highest point. En yüksek puan almak istiyorsan hemen durmadan doğru olan cevabı tıklıyorsun. Biliyorsunuz Kahoot'un genel özelliği arkadaşlar, doğru cevabı en hızlı vermek. Dedikten sonra, bu arada gün içinde EBA'ya baktım da biraz. EBA'da ne çılgınlıklar varmış. Hatta birkaç tane de postta bulundum. Bakıyoruz, 16 arkadaşımız doğru cevap vermiş. 16 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Sıralamada bir değişiklik var mı? Mine birinci, Melis ikinciliğe yükseldi. İlhan üçüncü, dördüncü İlayda, beşinci Turgay. Bu arada Mustafa 5-6 sıra birden yükselmiş verdiği doğru cevapla. Tebrikler gençler, işte üçüncü sorumuz. Paul, is there a desk in your bedroom? Yes, there is. Yes, there isn't. Yes, there are. No, there is. Which one is the correct answer? Desk means çalışma masası, as you know. Bilmiyorum gençler, bakalım.
Bu arada gün içinde arkadaşlarınıza da söylemeyi unutmuyorsunuz. Bizlerle beraber kaut oynamaları için. Hazır okullar da kapalıyken önlem amaçlı. En azından derslerden geri kalmamak adına hepinizi bekliyorum gençler dedikten sonra 20 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Yes, there is. Melis birinciliğe yükseldi. İlhan ikincilikte. İlayda üçüncülükte. Dördüncü sırada Turgay var. Beşinci sırada Ada var. Ve üç sıra birden Hamza yükselmiş. Tebrik ediyorum oğlum dedikten sonra. Bu arada Mineciğim bence kaldığın yerden devam et. Çünkü eğer internetin yavaşladıysa tekrar girersen bu sefer bu puanların hepsi gitmiş olacak. Biraz böyle bir yenilemeye çalış. Eğer olmuyorsa zaman kaybetmeden hemen tekrar gir. Dedikten sonra dördüncü sorudayız. Can Yiğit and Selin speak English? Can Yiğit gibi oluyor değil mi? Can Yiğit and Selin speak English? Yes they is. Yes they can. No she can. Yes she are. What is the answer? Yes, 18 people have known the correct answer. The answer is yes, they can. So, let's get to the... That's because when it starts with can, the answer must be can as well. Yiğit and Selin are plural, two people, so that means that their pronoun is they. Can they speak English? Yes, they can. Arkadaşlar, iki isim var orada gördüğünüz gibi Yiğit ve Selin diye. Ben sizlere her zaman için yes no question'larda neyle başlıyorsa cevapta da onu arayacaksınız demiştim. Bu üç arkadaşımız galiba yanlış bastılar. Çünkü cevapta da can olması lazım. Yiğit ve Selin iki kişi olduğu için de they yani onlar anlamına geliyor. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Yes they can. Bir sonraki soruda tam cevap bekliyorum. Herkesten. Sıralamada Melis birinciliğe devam ediyor. İkinci sırada İlhan var. Üçüncü sırada Turgay var. Dördüncü sırada İlayda var. Ve beşinci sırada Ada var. Melis'in puanı 5249 iken Ada'nın puanı 5022. Bu demek oluyor ki arada çok az fark var. Demek ki daha hızlı tıklarsak daha yüksek puan alma şansımız var. Bu arada 4 arkadaşımız son 3 soruya arka arkaya doğru cevap vererek Nicklerinin yanında ateşlerini yakmışlar. Tebrikler gençler. Ve işte sıradaki sorumuz. Next question. 2000 points. So what is the answer for this one? What do you do? I'm a student. I is a student. He's a doctor. We are vets. What is the correct answer? Arkadaşımız doğru cevap verdi. Gençler, I is a student diye bir şey olma ihtimali var mı? Ya da he is a doctor. What do you do? How can you say that? Because the subject is you. So the answer must be either you or
We must start with. Yes, by the way, let's see the scoreboard. Medis is number one. Number two is Turgay. Number three is Ilayda. Number four is Ilhan. Number five is Ada. And also, we congratulate Muazzam Elif. That's because with the answer she gave, she climbed up three places and she's the highest climber. Tebrikler Muazzamcığım. Verdiğin doğru cevapla 3 sıra birden yükselerek bu sorunun sonundaki en yükseğe tırmanan yarışmacı oldun. Öte yandan Melis, Turgay, İlayda, İlhan ve Ada, sizleri de tebrik ediyorum. Bu arada Metin Efe hepinize başarılar diliyor. Özelden ulaşarak dedikten sonra işte 6. sorumuz. Do you like playing volleyball? Bakın başta neyse sonda da o demiştik. Yes they does. Yes I like. Yes I do. Yes he do. What is the answer? If we start with can, do, did, was, are, is, you gotta answer with the same thingy for the yes no questions. Don't forget that. Mustafa'cığım sevmeyebilirsin ama cevap vermek ve puan almak zorundasın. Girebilirler. Dikkat ettiysen başka okullardan da giriyorlar bu arada. İngilizce her okulda, devlet okulunda ya da özel okulda her yerde var çocuklar. Dolayısıyla herkes girebilir dedikten sonra 18 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Ve işte sıralamamız. Birinci sırada hala Melis Saba var. Arkasından Turgay ikinciliğe yükseldi. Üçüncü sırada İlhan var. Dördüncü sırada Ada var. Naz geldi. Nazcığım hoş geldin. İlk beştesin. Tebrikler. Ve bu arada son dört soruya doğru cevap vererek üç arkadaşımız Niki'nin yanında ateşini yakmayı başarmış. Tebrik ediyorum gençler sizi. Ve yedinci soruya geçiyorum. Does Peter like drinking milk? What is the answer? Bu arada bugünkü koronavirüsle ilişkin toplantıda üniversite ve liselere giriş sınav tarihi değiştirilebilir diyor. Alınan kararlarda devlet bu kadar önlemler alırken arkadaşlar sizler ne olur ama ne olur dışarılara çıkıp gezmeyin. Bakınız ben 5 gündür toplamda dışarıya 10 dakikaya çıktım ya çıkmadım. O da acil bir şey lazım olduğunda almak üzere. Lütfen sizler ne ailenizle ne de tek ne de kankalarınızla dışarı çıkıp gezmeyin.
Kalabalık ortamlara girmeyin ve ellerinizi daima sabunlu suyla, bol miktarda sabunlu suyla yıkayıp en az 20 saniye ellerinizi ovalayın, ovarak yıkayın. Ve bu krizi daha kolay şekilde atlatalım, İtalya gibi olmayalım dedikten sonra 22 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Tebrik ediyorum. Bakıyoruz. Melis 10.342 ile ilk 10.000'i geçen yarışmacımız oldu. Arkasından Turgay var. Sonrasında İlhan. Ada verdiği 7 doğru cevapla Nikki'nin yanında ateşini yakmayı başarmış. Arkasından Naz var. Naz 7.332 puanda. Yani anlayacağınız 1. ile 5. arasında 1000 puan bile yok. Bu demek oluyor ki daha hızlı tıklamalıyız doğru cevabı vermek adına. Bakalım 8. sorudayız. 2000 puan değerinde. Burada sanki yerler değişebilir. What are your parents' names? Dikkat edin burada tıklama şeylere, cümlelerin yazılış şekillerine, yardımcı fiillere. Nasıl oluyorsa o şekilde cevaplıyorsunuz. Hi Andy. Yes, I'm watching the chat room and I also read all the messages. Yes, correct answer is they are Tani and Tina. Neden diğerleri olmadı şimdi diye merak ediyorsunuz. Arkadaşlar, they are my parents. Bu olmuyor zaten. İki arkadaşımız buna cevap vermiş. Sonrasında bakalım. My parents' names are Tony and Tina. Burada niye olmadı mesela? Olması gerekiyor gibi görünüyor değil mi? Hayır. Niye? Çünkü şu şekilde yapacaktınız. Bakın. Tırnak olayı olursa eğer, apostrof kesme işareti olursa ancak doğru olur bu. Burada apostrof işareti olmadığı için bu soruda bu cevap da yanlış. Buraya bakıyoruz yeşil butona. Their names Tony and Tina. Arkadaşlar yardımcı fiil nerede? Their names are Tony and Tina. So for that reason, the correct answer is they are Tony and Tina. And three people have known the correct answer. Let's see the rates. Evet, bu bölgeden kimse doğru cevap verememiş maalesef. Hatalanmışlar, dikkat etmemişler. Dedikten sonra 9. soru. Where is your pencil case? Çocuklar bu arada Andy is from the United States. You can talk in English. Chat with him in the chat room. So that you can practice. You can talk to Andy. He's a native speaker. Thank you.
Andy, where are you from? I'm watching the chat, please. Chat room. Last 25 seconds. What is the correct answer? Where is your pencil case? My pencil case is in my school bag. It's in my school bag. They are in my school bag. It's in my school bag. Which one is the correct answer? Apostroflara falan hepsine dikkat edin. What's the time over there? Yes, Andy, what's the time over there? Yes, 9 people have known the correct answer. Not this one, because there is no is. Burada is yok arkadaşlar. Bunu nasıl 10 kişi seçebilir? Niye dikkat etmiyorsunuz? They are diyemiyoruz zaten. Kimse de seçmemiş onu. It's in my school bag. Burada apostrof olmadığı için olmuyor. It's onun demekti. Unuttuk mu yoksa? Apostrof yoksa onun anlamına geliyor. İnsanlar dışındaki bütün canlı cansız varlıklar için. Eğer it's'in ortada bir apostrof varsa it is'in kısaltması oluyor. Doğru cevabımız mavi butondu. Sıralamada birinci sırada Melis var, ikinci sırada İlhan var, üçüncü sırada Alper var, dördüncü sırada Turgay var, beşinci sırada Ada var. Bu arada Simge verdiği 5 doğru cevapla Nikki'nin yanında ateşini yakmayı başarmış. Tebrik ediyorum hepinizi. And we are getting into the next question. Here it is. Do you and your family go for a picnic on Sundays? Yes, I do. Yes, they do. Yes, we do. No, I don't. I'm not talking about you or you. I'm talking about you and your family. Arkadaşlar, senden bahsetmiyorum. Sen ve senin ailenden bahsediyorum. Yes, 16 people have known the correct answer. The answer is yes, we do. Number 1 is Melis, number 2 is Alper, number 3 is Turgay, number 4 is İlhan, number 5 is Ada, and Alper has the highest answer track of 6. That means last 6 answers he was correct with the answers that he gave, and he started his fire next to his nickname. Let's get to the next question. Question number 11. 2000 points. How much sugar do you need for your coffee? What is the answer that we can tick the correct button? I don't need any, some sugars. I need a sugar. I need 2 sugar. Arkadaşlar, bu sorunun cevabı ne olacak? Ne kadar kahvene şeker istiyorsun diyor. I don't need any mi? Some sugars mı? I need a sugar mı? Yoksa I need 2 sugar mı? Evet.
Okay, 7 people have known the correct answer. I don't need any is the correct answer because the other options are not correct. The sugar is uncountable, so we can't put S to the end of the sugar word. We can't say a sugar. We can say some sugar or a little sugar, a bit. Kind of answers, and the correct answer within all four, I don't need any. So let's get to the next one, but before that, let's see the scoreboard. Melissa is number one, İlhan is number two, Naz team is number three, Alper is number four, and Turgay is number five. Elida, by the way, climbed up like five places. That's because of the answer she gave correctly, and she is the highest climber. Congrats! And let's get to the 12th question. Who can repair cars? A pilot, an engineer, a vet, or a mechanic? Which one? Elacığım hoş geldin bu arada. Why don't you guys kahoot with us instead of chatting in the room? You can also join. All you have to do is to have a cell phone and also a computer or two browsers on a PC. And one of them you can watch the questions on YouTube channel Muratika, just like you're watching now. And the next browser or the cell phone, you can get on www.kahoot.it and enter the pin 413-4428 so you can join us. Let's see if I can. Yes, number one is Melis, number two is Naz, number three is İlhan, number four is Turgay, number five is Alper, and also three people have reached answer track three. So I congratulate you, all of you guys, and let's get to the next question. Do you have a car? Yes, I do. Yes, I have. Yes, I can. No, I haven't. Sizin orası neresi? Yalnız bugün bayağı bir soğuk. Bugün bir kar havası vardı. Hatta dün de öyleydi. Bakalım. Kar yağsın, etraf bir temizlensin. Let it snow, let it snow, let it snow. Because the weather is like it's gonna snow here.
But let's see if it's gonna snow or not. Yes, 9 people knew the answer correctly. Number 1 is Melis, number 2 is İlhan, number 3 is Naz, number 4 is Turgay, and number 5 is Alper. And Avdar has the highest answer track of 4. So congratulations that you started your fire next to your nickname. And İlhan is rising up 2 on the scoreboard. Yes, 2,000 points. Where is your wardrobe? It is in my blah blah blah. Kitchen, garage, living room, or bedroom? Which one is the correct answer? Choose the correct answer and hit the button. It might snow here anytime in Turkey. Yes, where is your wardrobe? Asking the A person. B person says, it's in my kitchen, garage, living room, or bedroom. Some people put them in the garage though, or in the living room, depending on how big your house is. But other than that, yes, we do. Nineteen people have known the correct answer. The answer is bedroom that we usually put our wardrobe in. Now let's see the scoreboard. Melis is number 1. Number 2 is İlhan. Naz is number 3. Turgay is number 4. And Mustafa, welcome back to the top 5. You're number 5. 5 players have reached answer track 3. Congrats! I can cook delicious meals. Who am I? What's his job? A pilot, a cook, a teacher, or a doctor? No handy, no hints, no. Andy, no. We don't give any answers or any hints or clues or the other things. No, nothing. Just chat away. 18 people have known the correct answer, but absolutely, it's not a doctor. I can cook delicious meals. Lezzetli yemekler pişiririm diyor. Who am I? Ben kimim diyor. Bir doktor da illaki evinde pişiriyordur da bunu meslek olarak almıyordur diye düşünüyorum.
Baktığımızda scoreboard'a Melis 1. sırada 18.210 puanda, İlhan 2. sırada 18.173 puanda, Naz 16.540 puanda, Turgay 16.405 puanda, Mustafa 14.703 puanda dedikten sonra 5 arkadaşımız son 4 soruya doğru cevap vererek nicklerinin yanında ateşlerini yakmayı başarmışlar. Tebrikler diyorum ve işte 16. soruya geçiyoruz. 2000 puan değerinde The question is My mother's mother's daughter is my what? Uncle, daughter and or sister? Which one? Yes, last 30 seconds. My mother's mother's daughter is my what? Uncle, daughter, aunt, or sister? Yes, time is up. 13 people have known the correct answer. The answer is aunt. My mother's mother's daughter is either my mother or my aunt. But if I am asking for my mother's mother's daughter, it can be, or we can also change it to my mother's mother's son is my uncle. Yani annemin annesinin kızı benim teyzem oluyor ya da annem de olabilir, değil mi? Ama orada annem dediği için zaten annesini kullanmış, dolayısıyla teyzesi. Melis'cim 1. sıradasın, İlhan 2. sırada, Naz'cım 3. sıradasın, Mustafa sen de 4, Mine sen de 5'tesin, ilk 5'e doğru geldiniz. Bakalım şimdi 17. soruda ne olacak? My birthday is blah 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 2nd of May, why? In, on, under, at. Which one? Which one do we put? Newcomers have all welcome. And hello back. Yes, last 55 seconds. Eight people have known the correct answer. Çocuklar ben size cümleler öğretmiştim. Neydi? Saatler ata binmiş, 10 günde aya inmiş diye bir şey vardı. Unuttuk mu? Günlerin başına 10 geliyordu, 10 günde. Saatlerin başına et, ayların başına indi. Bu cümleyi unutmayın demiştim. 8 kişi unutmamış. Bu arada İlhan birinciliğe çıktı. Melis'cim nasıl oldu bu olay? Üçüncü sırada Naz var. Mustafa dördüncü sırada. Ada tekrar beşinciliğe geldi. Elif
Verdiği doğru cevapla 4 sıra birden yükselip bu sorunun sonundaki en yükseğe tırmanan oyuncu oldu. Tebrik ediyorum seni. Ve işte bir sonraki soruya geçiyorum. Question number 18. Find the odd one out for the living room. Which one would be an odd word or odd furniture? Curtains, sofa, sink or television? In the living room. If you haven't subscribed yet, please feel free to subscribe and keep your alert on so that you can get notified to join our Kahoots every evening Turkish time between 8 and 10 p.m. Plus, it is like GMT plus 3 hours, so you can calculate. It's almost 9:15 here p.m. in Turkey. You can feel free to join us whenever you want, but all you have to do is to subscribe and also turn the alert on so that you can get notified and you won't miss any of the questions from the question one to the last one. Last 2 seconds. Time is up. And 12 people have known the correct answer. The answer is sink. As you know, sink means mutfak lavabosu. It's for kitchen. And let's see. Turgay is climbing up. Number 1 is İlhan. Number 2 is Melis. Number 3 is Naz. Number 4 is Mustafa. And number 5 is Turgay. And Avdar is the highest climber. That's because she climbed up 4 places with the correct answer that she gave. Here is question number 19. Find the odd one out for the bathroom. Wash basin, water closet, coffee table or shower? Which one? Last 3 seconds. Time is up. Coffee table is the correct answer. And it was the odd one, which has to be out of the bathroom. Okay, so let's see the scoreboard. Number 1 is İlhan. Number 2 is, Naz has climbed up. Good. Number 2 is Naz, number 3 is Melis, number 4 is Mustafa, and number 5 is Turgay. And Avdar has the highest answer streak of 10. Son 10 soruya doğru cevap vermiş Avdar'cığım. And she started her fire next to her nickname. Nick'inin yanında
Ateşini yakmayı da başarmış. Tebrikler Avdar'cığım. Yes, here is the number 20, the question of course. Puzzle, put this sentence in order. Sırasıyla tıklıyorsunuz arkadaşlar cümleyi yapacak şekilde. Hızlı tıklayan en yüksek puan alıyor. Siz hızlı sıraya koyup tıklayan. Neyle başlıyoruz, neyle bitiriyoruz, ortada hangilerini kullanıyoruz? Bakalım kaç kişi doğru yapacak. She always gets up early is the correct order. So 78% of total racers, Kahooders, have known the correct order. So let's see the scoreboard. Naz is number one. Number two is İlhan. Number three is Melis. Number four is Mustafa. Number five is Turgay. And Cansu is the highest climber with the answer that she gave correctly. She climbed up three places. Congratulations, all of you guys. Naz, at the end, you are number one now. True or false? Always means genellikle in Turkish. True or false? If it is true, hit the blue button. If it is false, hit the red button. What is the correct answer? No, just Neo, don't use any words like this. It's not nice what you type. Yes, 13 people have known the correct answer. It is false because always means daima, not genellikle, or always means her zaman. In Turkish. Yes, number one is Naz, number two is İlhan, number three is Melis, number four is Mustafa, number five is Turgay, and three players just hit answer track four. Congratulations that you started your fire. Open end'da yazıyoruz arkadaşlar. Bunun cevabını hemen yazıyorsunuz İngilizce olarak. Burada yanlış da 37'nin İngilizcesini yazacaksınız. 37'nin İngilizcesini yazacaksınız. Çünkü burada ben bir yanlış yazmıştım galiba.
The pin code is written on the left-hand side down the screen. Bunda teknik bir arıza yaşamıştık. Kavut hata vermişti. 37'nin İngilizcesini yazacaksınız arkadaşlar. Yoksa abstraktörde kimse cevabı bilemeyecek. Demiştim ben size 37'nin İngilizcesini yazacaksınız diye. Dedikten sonra, çünkü bunu sonradan hatırladım. Bu soruyu sonra ben acilen girdim. Bugün bu arada bütün gün uzaktan eğitimle ilgili programlarla ilgilendiğim için son anda şöyle karar verdim. Dedim bu bizim turnuvanın sorularına 5 gün boyunca karışık olarak sorayım. Bakalım bunlar kendi sınıflarının haricindeki sorularda nasıllar diye görmeye çalıştım. O yüzden bu soruyu tamamen unutmuştum. Özür diliyorum hepinizden. Bakalım 23. soruda. What day comes after Thursday? Friday, Saturday, Wednesday, Tuesday. Which one? What day? Yeah, I know, but it was technically miswritten there. That's why it was like this. Andy, it was accidentally typed like that, not on purpose. Of course we know that. 15 plus 21 makes 39. I'm just kidding. Ama ben size 90'a başlamadan önce söyledim. Dedim ki 37'yi yazacaksınız arkadaşlar diye. Sadece 4 kişi yazmış. Geri kalan hemen atlamış 36 diye. Yes, the correct answer is Friday. İlhan is number 1. Naz is number 2. Turgay is number 3. Melis is number 4. Mustafa is number 5. İlhan is making a comeback with 3 in a row. Yes, question number 24. What color is this car? Look at the car carefully. What color is it? Is it blue, black, beige, or brown? Which one? Hepsi vardı Mustafa'cığım. Bunların hepsi vardı. Zaten dikkat edersen bu soruları karışık olarak soruyorum. Şimdi herkes her soruya cevap verme hakkına sahip. Sınıfına dair olan da değil. Bakalım karışıkta nasılsın? Onu görmek adına yaptık.
Yarın da başka bir sınıfınkini yine hepinize soracağım yarın akşam. Cevap buradan yazmak yok. What color is this car? Blue, black, beige, brown. Yes, number one is İlhan, number two is Naz, number three is Turgay, number four is Melis, number five is Mustafa, and Durusha just hit answer strength 7. Congratulations that you started your fire next to your nickname. Let's ask the answer to the 25th question. 2000. How many days are there in March? 31, 30, 29, 32. Which one? Yes. Yo, sonuncu soruda puan yok. Bu son sorumuzdu. Şimdi şey var. Anket var. Anket sorusu var. Bu arada ayrılmayın bir yere. Çünkü birazdan araba markaları ile ilgili bir yarışma yapacağım. Kısa olacak. Eğer bildirimleriniz açık olursa araba markalarında bakalım nasılız. Herhalde yes. Mustafa, herhalde yes. Hayır, niye? Çünkü bu turnuva yarışmasıydı. 25 soru üzerinden puan veriyorduk. Diğeri geleneksel puan bölümümüz yoktu. Diyorum ya, soruları değiştirmedim. Sadece yerlerini değiştirdim. Ve günlerini değiştirdim. Yes, number one is İlhan, number two is Turgay, number three is Naz, number four is Melis, and number five is Mustafa. Adrian is making a comeback with three in a row. By the way, don't go anywhere yet because I'm going to make another Kahoot tournament with the car marks, car makers. And for that reason, don't ever go. Keep your alert on so when you get notified, come back as soon as you can. Or as fast as you can is much better word expression for your situations. Yes, question 26 out of 26. Do you like Kahoot on Muratika? Yes or no? Bunda puan yoktu. Şimdi soracağım. Oyun gündüzleri oluyor genelde. Bir 10 dakika sonra. Dakika içinde araba markaları ile ilgili bir yarışma yapacağım. Yes. Puan yok demiştim bunda. Üçüncü Naz oldu. Tebrikler kızım. İkinci Turgay oldu. Tebrikler oğlum. Ve birinci İlhan oldu. Tebrik ediyorum. Naz'cığım, dediğim gibi orada son 3 saniye hazırlanmalı. 4. Melis, 5. Mustafa oldu. O anda ben size 37'yi yazacaksınız dediğimde keşke sen de duyup yazmış olsaydın ve doğru cevap olsaydı. Bir kere daha turnuvanın podyumunu görüyoruz. Ve az sonra, yaklaşık bir 10 dakika sonra
Tekrar kısa bir Kahoot'la daha beraber olacağız. Ayrılmayın. Chat'ten ayrılın da bilgisayarın başında bekleyin. Bildirimi geldiğinde gireceksiniz. Onu demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Within 10 minutes we're going to be here again with another Kahoot. So that keep your alert on to get notified to join us as fast as you can. Az sonra görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hemen gidin, ihtiyaçlarınızı giderin, ellerinizi yıkayın ve sonra buraya gelin tekrar. Görüşmek üzere.